Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bize de sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ne yapıyorum? Elif ne yapıyor? Elif yine iş başında. Kurutmayı boşaltıyor. Tekrar doldurmayı düşünüyor. Bu arada baya saat geçti. Biraz bugün yine oturdum. Bayağı kaçırdım diziler. Şu bu tembel bir gündeyim yani bugün. Diziler izledim. Kirli Sepet falan izledim. O da sonra İnci Taneler'ini izledim. Tabii ki ne oldu? İşler kaldı biraz. Ama şimdilik hiç iş yapasım da yok ama mecburum. Bir yandan da mecburum yapmaya. Keşke bu işi yapmak hiç olmasa. Bitmiyor ki. Yap 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 yap. Aynı. Aa, hani evdem şeyini unutmuş. Anahtarını bugün unutmuş. Yıvık 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 bugün. Unutmuş. Geç ben evdeyim zaten. Bu aralar havinim şey yapıyor. Bu aralar geçen yorganı yıkamıştım. Şimdi tekrar yıkadım. Bu aralar nedense bazı geceler altımı ıslatıyor. Makine attım. Şimdi kurutmaya atayım artık. Malum dışarıda kurumuyor yani. Hiçbir şekilde kurumuyorlar. Bu aralar öyle. Havinim yani havin hemen hemen 2 yaş daha değildi ya. 1,5 yaşındaydı. 1 yaş 7 aylık falandı. Pampezi bıraktı bu arada. Benim çocuklarım 3'ü öyleydi. Yani o konuda rahattım. Erken bıraktılar. Tabii ki benim de üzerinde durmamdan kaynaklı bu. Çocuğu bırakmadım yani. Kendim şey yaptım hep. Bıraksın diye. Çünkü benim tüp bebek sorunlarım olduğu için erkenden bırakmalar lazım ki. Yani çünkü tedavi olursam, tüp bebek yaparsam biraz öyle şeyler riskli oluyordu. Uğraşmak yani oturup kalkmak. O yüzden erkenden bıraktırdım Hivda'yı Bilal'ı. Havin de zaten aynen o yolda gittik. Neyse. Yani Havin bu aralar altına kaçırıyor nedense geceleri. Geliyor yanıma, anne ben altıma yaptım diyor. Normalde öyle bir yok. Olurdu tabii ki, bir çocuktur sonuçta ama. Neyse şu kurtmadaki tozları atayım çünkü. Ama bu aralar sıklaştı. Hatta geçenki de kartta da gündüz altına kaçırmıştı. Bilmiyorum, bir şeyler mi yaşıyor? Bir şeylerden mi korkuyor? Da böyle yatan yine tüp soktu. Bilemiyorum. Yani şu anda 3,5 yaşında. Bugüne kadar öyle bir sorunumuz yoktu. Bakalım. Bugüne kadar da soracağım. Hani bu aralar yeni çocuk geldi mi falan diye. Neyse. Geçer inşallah. Benim eşim çocuklar sabah götürmüş. Götürmüşken de oradan Kaufland'a uğramış. Ben sanıyordum yani Sur'a gidecek. Balasurba'dan almış. Üzüm almış. Mandalina almış. Bir tavuk indirimdeydi. Tavuk aldım. Bir senin dün yaptığın tavuk çok güzeldi. Tek bir buttu. O da dedim hiç özenmedim halde güzel oldu demek ki. İşte dedi dedim ki yine yap bugün. Şöyle patates almış. Evet. Şöyle de ekmek almış. Bu ekmekleri şimdi buzluğa koyacağım. Araya buzluğa koyayım. Şunları da dolaba yerleştireyim. Tavuğu dışarıda bırakacağım. Patatesle tavuğu. Onu yapayım madem ki istemiş. Yapayım değil mi? Şöyle de biraz tarhana ıslattım. Dedim biraz çorba yaparım. Biraz önceye kadar çayımı içiyordum. Şimdi çayımı kaldırıyorum. Çay sefası yapıyordum. Öyle. Bizde durumlar böyle. Sizlerde durumlar nasıl arkadaşlar? Sizin de işiniz öyle mi? Yani arasaydı eksikler vardı aslında. Kendi başına mesela dün de alışveriş yaparım. Yani alışveriş değil de ekmek yoktu. Hatta ben dedim yani ekmek yok ben alayım falan. Yoksa yarın taze mi alırsın? O da dedi yarın ben Kaufland'a uğrarım. Alırım dedi biraz. Ama sabah erkenden uğrayacağını hiç düşünmedim. Kendi söylemedi. Yoksa çocukların salamları falan bitmişti. Tost ekmeği bitmişti.
Başka ufak tefek eksikler vardı. Neyse. Artık bunlar da bana kaldı. Hani gitmişken bari alırdı, söyleseydi. Neyse, yine de sağ olsun değil mi? Yine de yapıyor. Öyle. Neyse, ben kalkayım yemeğimi yapayım. Ondan sonra meyveyi yerleştireyim. Çıkardım, çamaşırları katlayayım. İş var da var. Bugün yine hiçbir şey yapmayacağım. Yerleri silmeyeceğim, şey yapmayacağım. Kirli değil yani. Sadece robotu yine çalıştırırım. Lavaboları silerim. Ay. Bulaşık makine dolu, onu çalıştırayım. Kahvaltılarınkini de koyar, öyle çalıştırırım. Öyle. Bugün böyle. Tavuk patates de yemeğimiz. Tarhana çorbası daha ne olsun? Hadi bakalım, ben işlere başlayayım. Bir kahvemi de yapayım. Önce kahvemi yapayım. Yemeği yaparken kahvemi de içerim. Şöyle tavuğumu önce parçalayayım. Annemle daha yeni konuştum. Onun da amcası vardı, rahmetlik oldu birkaç gün önce. Allah rahmet eylesin. Onunla biraz konuştum. Bayağı da konuşamıyordum. Oh, çünkü hep bir taziye evindeydi. Allah rahmet eylesin, ne diyeyim. Yaşlıydı işte, rahatsızdı. Öyle hepimizin gireceği yere er geç. Allah sıralı zamanlı ölümler nasip etsin. Şöyle bir tavukları parçalayalım. Kahvemi yapmayı unuttum ama. Kahve yapacaktım sözde kendime, neyse. Annemle konuşurken kahve gitti, aklımda çıktı. Bu hafta pazar günü kısmet olursa Fransa'ya gitmeyi düşünüyoruz. Halam var orada, halamın yanında. Kızının doğum günü vardı biz Türkiye'deki. İşte biz burada değildik. O yüzden dedik bir gidelim. Hem güneşi görelim. Hem hediyemizi verelim. Hem ziyaret edelim halamı. Halam Allah'tan bir şey olmasın inşallah. Onu da aradım, o da evde, müsaitim dedi, gelen. İlklerin ikisi de gelecek, Hatice, Sevgi, onlara da gideceğiz. Hep beraber bakalım. Hayır bak, dün o tavuğu öyle basit, öyle hiçbir özentisiz yaptım ki Hasan bayıldı diyor, çok güzel olmuş diyor. Hiç içine yağ koymadım. Hasan yağ düşmanı, hiç yağ sevmez, hiç. Böyle yemeğin üzerinde yağ görünmeyecek. Kahvaltıda tereyağı asla yemez. Yağlı hiçbir şey yemez. Bulgur pilavını ben tereyağlı çok severim. Artık gerçi yemeye artık yersem rahatsız oluyorum. O yüzden alışmışım artık galiba yağsız yemeğe. Tereyağını çok az koyacaksın. İşte kavurup üstüne dökerdim bulgur pilavını. Çok hoşuma giderdi böyle. Ama Hasan sevmediği için artık onu sevdiği tarzda yaptım. Öyle öyle ben de artık ona alıştım. Sevmiyor adam. İşte dünkü tavuğu öyle yapmışım. Sade, yağsız. Çok güzel diyor. Özenirsem hiç olmuyor diyor. Özenmezsem diyor çok güzel. Anlamadım bu işte bir şey. Neyse, özenmeyeyim canım. Hem yorulmam bari. Geçen bir yorumda gördüm bir arkadaşla, böyle annesi gelmiş, çok seviniyor. Esra arkadaşım, buradan selam olsun. Annesi gelmiş diyor, çok mutlu oldum annem öyle gelince diyor yanıma falan. Dedim ne kadar şanslısın dedim. İnsanın annesinin yanında olması çok güzel bir şey.
Bunu hatta yani bu durumu seviyordu. Bu durumu anlatırken yani sevdiğine böyle mutlu olduğunu bahsediyordu. Dedim şanslısın dedim. Valla benim annem keşke yanımda olsa ama Türkiye'de maalesef insanın böyle annesi bacısı yanında olması gibi güzel bir şey yok yani. Yani bir de Türkiye'de telefonla ancak görüşebiliyoruz. Eskiden şey normal telefondu bari şimdi Allah'tan şeydir hani görüntülü yapabiliyoruz WhatsApp'tan falan arıyoruz. Onlar açabiliyor. Öyle bari görüşüyoruz ama ben ilk geldiğim zamanlar ev telefonlarıydı. Onlar cep telefonu yapamıyordu, kullanamıyordu. Ev telefonuyla da ne kadar konuşabilirsek yani görüntülü başka yani gerçekten. Şimdi zaman eski zaman değil ama yine de insanın yanında olması başka bir şey. Vallahi bugün başka hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. O yüzden bol bol sohbet ediyorum sizinle. Yemeğimi yapayım. Tarhana çorbasını da kardeşim dedi belki gelirim. O tarhana çorbasını çok seviyor. Dedim yapayım yesin. Öyle. Hava da güzel. Sıcak da soğuk değildi. Balkona çıktım mı? Soğuk değil. Neyse ben yemeğimi yapayım. Artık sonra bir yerlerde görüşürüz. Arkadaşlar evi toparladım şu giderken bir arkadaş geldi kahve içtik ondan sonra bir arkadaş daha geldi o da biraz ezme getirmiş sağ olsun eline koluna sağlık çok güzel bir ezme yapmış buradan öpüyorum kendisini izliyor biliyorum ellerine sağlık hatta şimdi de arıyor arkadaşlar şöyle yukarı geldik hemen. Çocuklar duşa girdi. Da girdi. Halini yaptım. Ha? Hadi banyo et. Suyu baba ayarlasın. Şöyle tavuk patatesimiz pişiyor. Şöyle göstereyim. Güzelce pişiyor. Çorbam da ısındı. Şunu da ekmeğim de mikrovellada. Biz gibi de sen biz dışarı çıkacağız ya. Sen niye böyle giyindin? Çıkacağız. Tabii. Şöyle arkadaşlar burada arkadaş getirmişti Felek. Sağ olsun ellerine sağlık. Aa, acılı ezme. Sevmiş. Evet aynen. Söyledim haberi var var. Çok güzel. Tamam sen dersini yap. Şöyle bir acılı ezmeyi de çıkaralım. Biraz da turşumuzu çıkaralım. Daha ne olsun. Biz bestimmt viele rote Na das aber an diesem klebt so ein Elch das konnte ich sehen trumpft Julian auf. Dad? Ist jetzt. Abi. Dışarı gidiyoruz. Evet, bugün hava çok güzel.
Yemeğimizi yedik. Çocuklar dersini yaptı. Banyolarını da yapmışlardı. Şimdi hava çok güzel yani, daha kararmamış ama bir dondurma yiyelim dedik. Bu havanın tadını çıkaralım. Gerçekten mont falan giydik ama çok güzel sıcak bir hava var. Yani öyle soğuk bir şey, soğuk bir hava yok. Çocuklar bir dondurmasını yesin. Valla bayağı yemek yedim. Baba Havin Hanım, baba Havin Hanım. Havin de banyo bitti, şapkasını başına koydum ama kuruttum saçlarını. Kızım bir dondurma yiyecekmiş. Yani hemen hemen bir aydır dondurma yemiyorlar. Soğuktu hava. Bugün de babalar söz vermiş. Yesinler dondurmalarını. Hadi bakalım. Bilal küsmüş babası, şaka ya dedi, yok gitmeyeceğiz. Abi bir küstü, bir küstü, bir ağladı. Hadi gel. Yürek yiyeceğiz. Kulatı yiyeceğiz. Hı-hı. Bu ne şu kapını ha? Bu ne şu kapını değil. O zaman. Öyle bir lokumun orada geçiyor. Ay sakın fikir. Havini, havini. Ay kuzun, gel bak. Bence yılan son şeyini kapatalım. Son ayısını yiyelim. Hava 19 derece. He? Abi. Güzel mi? Aha. Bence de. Bak. Evet. Yüzüm benim kızım. Hı? Tuz pikim. Küsmüştün ama barıştın mı Bilal? Anne öpüşmek mi? Oradan geçebilir miyiz? Evet, oradan geçeceğiz. Hem ayısınızı yiyoruz. Ama gerçekten ne güzel bir hava değil mi Ayda? Evet. Gökyüzüne bakın. Anlaşılıyor. Götürmediniz. Şimdi bile girmiş artık. Halloween şeylerine. Hı? He. Şimdi artık Halloween şeylerine. Biz o kaş kabağını yaparız. Anne. Hı? Halloween belt mi? Hı? Ben o zaman dişime diş alacağım. Diş. Hı. Korkutacağım. Biz Halloween'i kesin sınıfta kutlarsınız. Yine. Söyle akşam geldik. Balık festivaline. Bu da değişik konuşuyor. Hepsi orada, bir burada diyorsun. Bak sana dedim, var var senin yok. Sosis var, krep var, her şey var. Ha, Türk dokunmuşsa. Aa, Türk dolcu var. Bu Türk dokunmuş. Ne? Türk dokunmuş, biz gepki aldık. Evet.
Kitap okuyorlar. Hadi gel kapını geri açarsın. Gel. Bırak.